Evet, hazır mıyız? Evet, şimdi öncelikle Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Oyun anlamında da maçın başında bulduğumuz golle beraber tabii ki o golü koruma içgüdüsüyle zaman zaman da yüksek rakımın etkisiyle özellikle saha içinde gözlemlediğimiz bir durum söz konusu oldu. Soyunma odasında da maçtan sonra da bu konuda müzdarip olan arkadaşlar da soyunma odasında ilk müdahalede yapıldı. Ama futbolun içinde var bunlar. Biz saha içinde doğru durduğumuzu düşünüyoruz. Bazen güçlü oyun değil, bazen doğru oyun sizi puana götürür. Bu anlamda Erzurum'dan doğru durarak bir puanla ayrıldığımız için futbolcularımı kutluyorum ben. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Tuzla Spor devre arası ve ondan sonraki periyotta yapmış olduğu transferlerle özellikle ön bölgede çok etkili. Kontratağı iyi oynayan, birebir iyi oynayan bir takımdı. Oyunu böyle gitti gele ya da işte geçiş oyunda döndürmeye bütün planımız bunun üzerineydi. Yani arka bölgeyle ön bölgenin bağlantısını koparmamız gerekiyordu. Ama öyle bir başlangıç oldu ki bütün planlar bambaşka bir boyuta evrildi. Belki hangi takıma karşı skor avantajını kaybetmek istemezsiniz diye sorulsa bu şu anki Tuzla Spor derdim. Maçın başında skor avantajını kaybettik. Daha sonra tabii oyunun kontrolü bizdeydi ama topun ritmini biraz artırmamız gerekiyordu. Biraz düşük ritimli paslar yaptık. İstediğimiz boşlukları bulamadık. Bir iki duran top ve yan topların dışında ilk yarı çok fazla etkili olamadık. Ama topa ve oyuna sahip olmamıza rağmen belki duran toplardan ve yan toplardan skoru dengeleseydik daha ikinci yarı daha başka olabilirdi. İkinci yarı biraz da önde bastık. Şimdi asık basmak zorundaydık. Kısmen arka tarafta risk aldık. Bunun akabinde dönem bütün topları aldık ve atak devamına işi çevirdik. Sonrasında da skoru dengeledik. Ondan sonraki periyotta da bir takım hamleler yaptık. Tabii bu hamlelerde daha güçlü olmamız gerekirken tam tersi oldu. Mesela Ali, işte Novi Kovas, Ali Can, Hüseyin hamleleri bizi son periyotta gole daha yakınlaştırır diye düşündük. Ama bu konuda istediğimiz verim alamadık. Bunun üzerine biraz düşünmemiz lazım, biraz çalışmamız lazım. Böyle kritik periyotik periyotta 3 puan almamız gerekiyordu. Alamadık. Ama yine önümüzde hatalarımızdan ders çıkartıp neler daha yapabiliriz. İşte 5 maçlık periyot var. Sonrasında artık playoff olursa playoff. Orada daha iyi hale gelmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Soru soran var mıydı? Teşekkürler. Teşekkürler.